Herkese merhaba Teknoloji Oku izleyenleri, ben Kanarlı. Evet, yine bir incelemeyle karşınızdayım. Bu defa LG'nin yeni akıllı telefonu V10'u sizler için değerlendireceğiz. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda LG V10 telefonunun Türkiye'deki lansmanını da gerçekleştirdi. Sizler için bir ön değerlendirme ve kutu açılış videosu yapmıştık. Şimdi ise telefonla ilgili Kalan detayları sizlere anlatmaya çalışacağız ve e, telefonla alakalı bütün soru işaretlerini gidermeye çalışacağız sizlerle. Öncelikle cihazın teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü hem tasarım tarafında hem de teknik özellik tarafında farklılıklar içeren bir telefon. Özellikle tasarım tarafında da olduğunu söylemek gerekiyor. LG G4 modelinde kullandığı Snapdragon 808 işlemcisine bu telefonda değer verdi. Sistem belleği tarafına baktığımızda 4 GB bir bellek görüyoruz. Dahili depolama alanı tarafında ise LG'nin bence çok radikal bir kararı oldu ve 64 GB'lık oldukça büyük bir dahili depolama alanı telefona yerleştirdi. Bunun dışında microSD kart girişiyle bitti. Şu anda 200 GB'a kadar ve ilerleyen dönemde eğer öyle bir kart çıkarsa 2 TB'a kadar microSD kart desteği de telefona dahil edilmiş durumda. 5.7 inçlik bir ekrana sahip LG V10 2K ekran çözünürlüğünde tabi bir ekran daha var telefonun üst kısmında bu da hem tasarımda hem teknik özellikle telefonun farklı özelliklerinden biri olmasını sağlıyor üst kısımda da ikinci bir ekranı görmekteyiz arkadaşlar. Telefonun arka tarafında yine V10 G4 modelinde olduğu gibi 16 megapiksellik bir kamera mevcut. F1.8 diyafram açıklığına sahip bu kamera ve son derece başarılı işler çıkartabiliyor. Bundan kesinlikle söyleyebiliriz. Ön tarafta ise yine bir yenilik var LG V10 birlikte gelen iki adet ön kamerayı görüyoruz arkadaşlar. Bu ön kameralardan bir tanesi 80 derecelik görüş açısına sahip, diğeri de 120 derecelik görüş açısına sahip ve her ikisi de 5 megapiksellik. Bu ne demek oluyor? 120 derecelik görüş açısına sahip olan kamerayla geniş açılı selfiler çekebiliyorsunuz ve kalabalık grup selfiler çekebiliyorsunuz. Diğeri ise standart bildiğimiz selfie kamerası. Tabi burada şöyle bir detayı da atlamamak gerekiyor. 100 derece ve üzerinde görüş açısına sahip olan lenslerle birlikte çekilen fotoğraflarda fişe etkisi olur. Bunu da söylemek gerekiyor. Açık alanlarda değil, kapalı alanlarda bu kamerayı kullandığınız zaman çekeceğiniz fotoğraflarda yatayda, sağda ve solda dikeyde de üstte ve altta bazı bombe etkisi görebilirsiniz. Bu yazılımsal bir şey değil. Tamamen 120 derece görüş açısını sağladığı, gerçekleştirdiği bir fişe etkisi olarak nitelendirilebilir. Telefonun diğer teknik özelliklerine baktığımızda 3000 miliamperlik oldukça büyük bir pille geldiğini görüyoruz. Bu da e, LG'nin bu telefonla birlikte uzun bir pil ömrü sunacağını bizlere gösteriyor. Ses tarafında ise yine LG'nin oldukça iyi bir iddiası var. Büyük bir iddiası var. 32 bitlik Hi-Fi hi, -fi, hi -fi Deck e, ses sistemiyle birlikte mobil cihazlardaki en başarılı müzik deneyimini Alabileceğinizi iddia ediyor firma. Tabi bununla alakalı yorumlarımızı sizlere yapacağız. Telefon tasarım tarafına geçmeden önce genel özellikleri toparlamak gerekirse LG bu telefonu en üst seviyeye konumlandırmıştı. Fakat e, fiyat ve performans olarak fiyat ve donanım olarak düşünüldüğü zaman fiyatla birlikte işlemci tarafında özellikle e, çok kullanıcıları memnun ettiğini söyleyemeyeceğim. Çünkü Snapdragon 808 işlemcisiyle bitti. 2700 TL civarı bir fiyat aralığında bir cihaz ilk bakışta insanların biraz e, yadırgadığı bir pozisyon oluşturabiliyor. Evet telefon teknik özellikleri bu şekilde oluştu arkadaşlar. Bu arada e, söylemek istediğim noktalardan bir tanesi de şu yazılım tarafında özellikle hem arka kamera hem de ön kamera alakalı çok ciddi yenilikler var ve telefon bu açıda kendini oldukça farklı bir sınıfa konumlandırabiliyor. Bunları da zaten anlatacağız. Şimdi dilerseniz tasarım detaylarıyla incelememize devam edelim. Evet LG V10'un teknik özelliklerini geride bıraktık. Şimdi de biraz tasarımdan bahsetmek istiyorum. Çünkü tasarım tarafında dikkat çekici birkaç detay daha var arkadaşlar. Bunlardan da hemen bahsetmek istiyorum sizlere. Telefon öncelikle 192 gramlık e, günümüz günüm standartları düşünüldüğü zaman biraz fazla bir ağırlığa sahip. Tabi bunun da çeşitli nedenleri var. Öncelikle kasanın yan tarafındaki ee, çeliğin buna sebep olduğunu söylememiz gerekiyor fakat bu kasa tasarımıyla birlikte telefon son derece güçlü ve ele alındığında e, sağlam yapısını ortaya koyan bir tasarıma sahip. Telefonun arka tarafına baktığımızda kimi kitle tarafından beğenilen, kimisi tarafından beğenilmeyen ama benim açıkçası beğendiğim bir arka kapak dizaynına sahip. Biraz lastik havası veriyor ama e, elle tutuş ve kavrama tarafında oldukça güzel bir hissiyat oluşturduğunu da söylemem gerekiyor arkadaşlar. Telefonun alt tarafında LG logosunu görüyoruz. Şuradaki alan belki LED ışıkla aydınlatılabilse daha güzel tamamlayıcı bir detay olabilirmiş. ama yine de fena görünmüyor. Bunu da söylemek lazım. Telefonun arka tarafına baktığımızda e, çift tonlu LED ışığı görüyoruz. Koskocaman bir kamera sensörü, e, kamera lensi görüyoruz 16 megapiksellik. Yan tarafında otofokus, e, lazer fokus e, için gerekli olan mekanizmayı görmekteyiz. Alt tarafta da ses açma-kapama butonları ve e, güç tuşunu görüyoruz. LG V10 burada da bir yeniliğe gidiyor tabii arkadaşlar. Bunu da söyleyelim Güç tuşu üzerinde bir e, parmak izi tarayıcısı mevcut. Bu da telefonun getirdiği yeniliklerden bir tanesi. Hemen telefonun ön tarafına geldiğimizde ise ilk dikkat çeken şeyin e, sol üst taraftaki iki adet ön kamera olduğunu söyleyebilirim. Sol taraftaki kamera biraz önce bahsettiğim geniş açı kamerası, 120 derecelik görüş açısına sahip olan kamera. Sağdaki ise 80 derecelik görüş açısına sahip olan kamera. ikisi de 5 megapiksel çözünürlüğünde. Ekranın üst tarafında ise şurada üst tarafta çok belli oluyor mu şu an bilmiyorum ama şu an daha çok belli oluyor. Evet, ikinci ekranı görmekteyiz. Bu da telefonun sıra dışı özelliklerinden bir tanesi. Bunu da nasıl kullanacağını, neler yapabileceğini sizlere aktaracağım. Telefonun kapak tarafı da hemen şöyle açalım alt taraftan. Kolayca açılan bir kapak dizaynına sahip. Açtığımızda ise karşımıza 3.000 mAh'lik batarya ve şu kısımda Micro SD kart girişi ve sim kart girişini görmekteyiz. Telefon tasarım anlamında da benim açıkçası beğenimi kazandı arkadaşlar. Oldukça güzel duruyor. Cihazın üst tarafına baktığımızda ise şurada kızılötesi portunu görüyoruz, mikrofonu görüyoruz. Alt tarafta da hoparlör, e, Micro USB girişi ve 3.5 mm kulaklık girişini görmekteyiz. Telefon dediğim gibi tasarım anlamında güzel. İlk bakışta biraz insanları yadırga ya yadır, yadırgayabiliyor insanlar 192 gramlık ağırlığı fakat dediğimiz gibi telefon sahip olduğu kasa tasarımıyla ve kullanılan malzeme ile bu ağırlığın hakkını veriyor. Evet arkadaşlar telefonun tasarım detaylarını da geride bıraktıktan sonra biraz kullanıcı arayüzü ile alakalı bilgiler vermek istiyorum. Telefonda G4'ten de alışık olduğumuz UX4 LG'nin kendi geliştirmiş olduğu bir arayüz bulunuyor. arayüzün Son derece akıcı çalıştığını söyleyebilirim. 2K ekranda herhangi bir sıkıntı yapmadan bütün ayarlara rahatlıkla erişebiliyorsunuz çok fazla kasılma yok. Neredeyse hiç yok da denebilir aslında. Şu tuşa bastığınız zaman çift pencere ve e, görevleri kapatabilme seçeneğiniz mevcut. Şimdi arayüzle alakalı sevdiğim detaylara değinmek istiyorum hemen şöyle ekran tarafına gelelim. Ana ekran dokunmatik tuşları tarafında alt tarafta gördüğünüz alanı istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz telefonların ekran boyutu büyüdükçe yukarıdaki bildirim çubuğuna e, ulaşmak zor olur zorlaşabiliyor. Bunun için LG sanal butonları, sanal kontrol butonlarını oldukça başarılı bir şekilde kullanmış ve perdeyi, bildirim alanını bir dokunuşla açabilmemizi sağlayan bir tuşu eklemiş. Ki bunun buna ek olarak sıralamaları da kendi istediğimiz şekilde değiştirebiliyoruz. Bu da <laughs> arayüzle alakalı bence kullanıcı tarafındaki deneyimi olumlu yönde etkileyecek bir detay. Yine arayüz tarafına değinmişken arkadaşlar telefonun en dikkat çekici özelliği olan ikinci ekranla alakalı oldukça e, kapsamlı ve kullanılabilir bir arama alanı olduğunu söylemek istiyorum. Öncelikle burada neler yapabileceğinizden bahsedeceğim, sonra ayarlar tarafında değineceğim. Şimdi bu ekranda kişisel bir imza bırakabiliyorsunuz. Öncelikle bunu gösterelim. Burada istediğiniz herhangi bir şey yazdığınızda ekranda karşınıza çıkıyor. Kapalıyken de karşınıza çıkıyor. Bunun dışında son kullandığınız uygulamaları görebiliyorsunuz 5 tane uygulamaya kadar. kişi listenizi belirleyebiliyorsunuz. Yine 5 tane favori kişiyi buraya ekleyerek hızlı aramaları ya da içerikleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Müzik çalar uygulamasını ekleyebiliyorsunuz ve bunun dışında telefona gelen bütün bildirimler ekran kapalı da olsa açık da olsa üst alanda görünüyor arkadaşlar bu da e, Oldukça güzel düşünülmüş bir detay Hemen ayarlar tarafından da burada neler yapabildiğimizi göstereceğim sizlere İkinci ekran şeklinde özel bir alanımız var Ana ekran kapalı göster açıkken göster Her iki seviyede de e, Telefonun ikinci ekranını Faal olarak kullanmanız sağlayan ayarlardan bir tanesi LG'nin iddiasına göre bu alan 24 saatte açık olsa Bataryaya çok ciddi bir tüketim yapmadığını söylüyorlar. Biz de deneyimlerimiz sırasında aslında bunu gördük. Çok ciddi bir fonksiyonu yani pil tüketimi açısından açısından bir işlem olmadığını gördük. Buradan hemen ayarlar kısmından neler değiştirebileceğimizi görüyoruz. Sırasını değiştirebiliyoruz. İmza en son görevler hızlı kişi müzik çalar uygulamak istiyorları ve takvimi ekleyebiliyoruz arkadaşlar buraya. Buraya da tekrar bastığımızda telefonun ekranı kapalı iken imza mı yoksa saat mi görünecek, tarih bilgisi mi görünecek bunu ayarlayabiliyorsunuz. Telefon kapalı iken yapabileceğimiz seçenekler ise biraz daha kısıtlı. Hemen onu da şöyle göstermek istiyorum. Biraz e, güneşten dolayı soluk ama şu, hemen şöyle sıralayabilirim. Ses profili, Wi-Fi profili, e, el feneri ve kameraya hızlı erişim seçeneği mevcut. Ayrıca müzik çalar ekran kapalı iken de buradan kullanılabiliyor arkadaşlar. Hemen şöyle tekrar telefonu açalım. Kullanıcı arayüzüyle alakalı detaylarımıza devam edelim. Şimdi burada bildirim çubuğu tarafında Hi-Fi deck ayarını görüyoruz. Bu da müzik çalarla alakalı işlerde. Özellikle kulaklık taktığımızda daha doğrusu sadece kulaklık ve kablolu hoparlör bağladığımızda cihaza 32 bitlik ses çipinin aktif olmasını sağlıyor. Bunu da e, deneyimiyle alakalı şeyleri birazdan sizlere aktaracağım. Şöyle bir uyarı zaten karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Telefonu kulaklıkla kullanmanız gerektiği ile alakalı. Ayrıca şöyle ufak bir detay var. O da hoşuma giden bir detay. Yani bu telefonla bir de gelen ilk bir detay değil ama en azından güzel düşünülmüş. Görme engelliler için veya görme konusunda kısıtlı insanlar için renk dönüşümü seçeneği telefonda dahil edilmiş ve bütün seçenekler siyah beyaz hale geliyor ve çok daha görünür bir hal alıyor yukarıdaki alanında daha rahat görebiliyoruz Evet arayüzle alakalı detaylardan sonra telefonun oyun performans tarafında neler sunduğunu sizlere anlatacağım Gerçek rakamlarla konuşacağız arkadaşlar alt kısımda görüyorsunuz e, kare saniye oranı var Need for Speed No Limits oyununu açtım ve bu oyunun e, LG V10'da kaç kare saniye ile çalıştığını hep birlikte göreceğiz Ben genel olarak bir anlamda sizlere deneyimlerimi aktarmak istiyorum e, Oyun Ara ekranlar geçişlerinde zaman zaman kare düşüşleri, kare saniye oranlarında düşüşler yaşıyor fakat genel olarak oyun performansı tarafında bir e, negatif bir durum ya da eleştiriye açık bir durum çok fazla yok. Genelde 26, 27 ve 30 kare saniye aralığında gidip geliyor fakat e, zaman zaman ilginç bir detay yaşanıyor. Ondan da hemen bahsetmek istiyorum. Birkaç saniyelik süreyle kare saniye oranı çok ciddi oranda düşüyor. Yarı yarıya düşüyor neredeyse fakat sonrasında hızlı bir şekilde toparlıyor. Evet, bir yarışa başlayalım bakalım neler göreceğiz burada. Oyunu da oynamayanlar için ben kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Son derece başarılı bir oyun. Oynamak gerçekten çok zevkli oluyor. Gördüğünüz gibi şu anda 30 kare saniye sabit bir şekilde oyunu oynayabiliyoruz. Herhangi bir kare saniye oranında herhangi bir düşüş yok. Daha doğrusu ciddi bir düşüş yok. 29'a falan iniyor geliyor arada bir ama Büyük oranda 30 kare saniye ile oyunun çalıştığını söyleyebilirim. Bundan sonra bir yarış daha yapalım bakalım. İkinci yarışta neler olacak. İşte gördüğünüz gibi ara geçişlerde falan zaman zaman kare saniye oranının birkaç kare düştüğünü de görmekteyiz ama herhangi bir sıkıntı oluşturmuyor. Yani şöyle ilk yarışımızı bitirelim. Uzun zamandır oynadığım bir oyun arkadaşlar. Dediğim gibi ee, oynamayan varsa... Kesinlikle ben bu oyunu tavsiye ediyorum. Rahatlıkla keyifli bir şekilde oynayabileceğiniz bir oyun. Hemen ikinci yarışa geçelim bakalım. Nitro Rush diyor. Bu Nitro Rush modunda oyun çok aktif bir şekilde çalışacak. Sürekli Nitro çizgilerine girmemiz gerekiyor ve tabi kare oranlarında biraz zorlayacak bir etap olduğunu söylemem gerekiyor. Bakalım burada V10 neler çıkartacak. Evet yeni yarış modu Yeni yarış modunda da yine dediğimiz gibi 30 kare saniye gidiyoruz şu anda. 30 kare saniye devam ediyor. 31 oluyor bazen. Şöyle bir drift atalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Need for Speed No Limits oyunu büyük oranda 30 kare saniye ile son derece akıcı bir şekilde çalışıyor. Şimdi dilerseniz bir sonraki oyunumuza geçelim. Evet sıradaki oyunumuz mobil cihazlardaki başarılı yarış oyunlarından bir tanesi olan Real Racing 3. Bu oyunu da her güncellemesi geldiğinde ekranlar arasında bir kafam karışmıyor değil arkadaşlar ama güzel bir oyun en azından. Referans alınabilecek oyunlardan bir tanesi. Evet burada da 33 kare saniye ile başladık. 34 kare saniye. Tabi burada da hemen ufak bir değerlendirme yapmak istiyorum yarış araçlarının çok olduğu parkurlarda mesela şu an 22 araçla yarışacağız bu tarz alanlarda kare saniye oranı bir miktar düşüyor ama tabii oyunu önde götürmeye başladığınız yerde veya araçlar azalmaya başladığı yerde kare saniye oranı tekrar artıyor. Şimdi görüyorsunuz 26, 25, 20 ee, değişkenlikler gösteriyor. Tabii bu geçiş ekranlarında da var benzer durumlar. Şimdi bakalım canlı canlı göreceğiz ne yaptığını. Evet 25 kare saniye ile başladık oyuna. 26, 27, şu anda oyun akıcı bir şekilde oynanabiliyor. Evet 28, 25. 25. Bir kamera açısı değiştirelim bakalım. 24, 26. Evet görüldüğü gibi LG V10 bu oyunda da iyi iş çıkartıyor. En azından kafalardaki Snapdragon 808 ve Adreno 418 grafik işlemcisi ile alakalı e, soru işaretlerini kısmen de olsa sizlere karşılayabiliyoruz, yanıtını verebiliyoruz bu şekilde. 29 kare saniye ile devam ediyor şu anda yarış. 30 kare saniye oldu. Ayrıca bir yandan da ekran gör ekranla alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Yani şu an güneş ışındayız ama ekran gayet görülür bir şekilde karşımızda. Güzel bir deneyim sunuyor. Hemen çıkalım kamera açısından 28, 27 kare saniye. 30 kare saniye, 27 kare saniye. Evet 25 düştü orada çarptık tabi çarpmasaydık iyiydi ama Evet az önce dediğim şey oldu Pistteki Yarışçılar diğer rakip araçlar azaldıkça Kare saniye oranı da Aynı oranda yükseliyor <laughs> 38 35 kare saniye 34 kare saniye 33 kare saniye şimdi tekrar 30'a düştük Evet 33, 30, 36. Yani kısacası şunu söyleyebiliriz. LG V10 birlikte oyun deneyimi tarafında iyi bir deneyim yaşayabilirsiniz. iyi bir performans sunduğunu rahatlıkla söylemek mümkün. Şöyle pisti bitirelim. Ondan sonra da incelememize devam edelim arkadaşlar. Kamera arayüzünden bahsetmek istiyorum. Çünkü LG hem G4'te hem de V10'da biliyorsunuz kamera tarafında çok ciddi yatırımlar yaptı. Hem donanımsal anlamda hem de yazılı, yazılımsal anlamda oldukça farklı şeyler sunuyor. Onlardan da size kısaca bahsedeceğim şu yarış biter bitmez. Sonrasında ise incelememizi yavaş yavaş toparlayıp bitireceğiz. Sanırım bir tur daha var bir yandan da yorumlamaya devam etmek istiyorum. Oyun gördüğünüz gibi arkadaşlar akıcı çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Rahat rahat oynayabiliyorsunuz. Bunun dışında oynadığım diğer oyunlardan da kısaca bahsedeyim. Modern Combat 5'i oynadım. Genelde 25 kare saniye oranında çalıştı. Mortal Kombat X'i oynadım. Mortal Kombat X zaten haliyle kendi dinamik tarafında da ağır bir oyun olduğu için çok da fazla yüksek kare saniye oranlarına ihtiyaç duymuyorsunuz ama o da 25-30 kare saniye arasında bir performans sunduğunu söylemem gerekiyor. Bakalım. Evet son tura girdik. Şöyle Görsel anlamda da oyun çok iyi arkadaşlar. Yılların eski eskitemediği oyunlardan bir tanesi kesinlikle. Şöyle alalım. 36 kare saniye devam ediyoruz. Arkadaşlar bir değerlendirme karşılaştırma yapmak için de şunu söyleyeceğim. Ben aynı testi Note 5'e uyguladım. Note 5 bu oyunda bu parkurda bu kadar araç sayısının olduğu yerlerde 45 kare saniye civarında bir performans sunabiliyor. Oyunun özellikle böyle e, alıp başınızı giderseniz eğer böyle birinci olursanız veya etrafta fa farklı araçların olmadığı durumlardaysa 50-60 kare saniyeleri kadar gördüğünü gözlemledim Note 5'in. 30 kare saniyenin üstü zaten yeterince akıcı olduğu için çok büyük ihtiyaç mı değil ama en azından kafanızda da bir e, kıyaslama olarak referans şeklinde bu bilginin de kalmasını istiyorum. Evet kaçıncıyız? Altıncıyız. Dediğim gibi arabalar azaldıkça kare saniye oranında artıyor. 35 yarışta bitmek üzere. Evet yarışı bitirdik. 36 kare saniye. 38 kare saniye ve yarış bitti arkadaşlar. Şimdi İncelememize kamera arayüzüyle devam edelim. Evet kamera arayüzü içinde kadrajımızı değiştirdik. Sahil tarafına döndürdük kameramızı. Hemen sizlere kamera arayüzüyle alakalı bazı bilgiler vermek istiyorum. Çünkü detaylı bilgileri Volkan Manav arkadaşımız değerlendirecek. Kamera performansını sizlere aktaracak. Eminim güzel bir çalışma olacaktır. Onu da merakla bekliyoruz. Şu netliği bir toparladıktan sonra evet. Evet arkadaşlar şimdi kamera arayüzündeki ilk detay ikinci ekranın son derece başarılı bir şekilde kullanılmış olması. Basit, oto, manuel, manuel video ve snap video seçenekleri gördüğünüz gibi ikinci ekranda kullanılabilir vaziyette bizlere bekliyor. Bu da güzel bir detay. ikinci ekranın boş yere yapılmadığını bizlere göstermekte. Manuel fotoğraf tarafında zaten e, G4'ten de alışık olduğumuz gibi standart yani G4 ile birlikte karşımıza çıkan kullanıcı arayüzünü görüyoruz. Bütün ayarlara rahatlıkla erişebiliyoruz. E, tıpkı bir SLR makine gibi bütün ayarlarla oynayabiliyoruz. Burada manuel video tarafında çok ciddi yenilikler var. Çünkü manuel video olayı tamamen işi bambaşka boyutlara çevirmiş, getirmiş. Manuel video ile bitti. video kayıt sırasında da bütün ayarlarınıza müdahale edebiliyorsunuz. Mikrofon tarafında güzel bir değişiklik var. Mikrofonun hangi mikrofonu daha çok e, ses alacağını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şu an arka taraftaki mikrofonu e, daha hassas hale getirdim. Mikrofon seviyesini arttırabiliyorsunuz. Mesela kendime çevirdiğimde de sol üst tarafta e, kamera arayüzüyle birlikte sol üst tarafta ses seviyesini rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ve kayıt sırasında da arkadaşlar bu ayarlara müdahale edebilmeniz mümkün. Güzel bir detay. Video kayıt çözünürlüklerine baktığımızda hemen şuradan görelim. 4K'yı görüyoruz 16'ya 9. Full HD 16'ya 9 görüyoruz. Full HD sinema çözünürlüğünü görüyoruz. HD görüyoruz ve e, HD sinema çözünürlüğünü görüyoruz. 4K tarafında 1, 2, 24 ve 30 kare saniye seçenekleri mevcut. Şöyle hemen alalım Full HD tarafında neler var onları göstermek istiyorum. 60 kare saniye ekleniyor buraya. 720p tarafında ise arkadaşlar 120 kare saniye kadar çekimler yapabiliyoruz. Bu da e, etkileyici detaylardan bir tanesi olmuş kesinlikle oldukça iyi çalıştığını söylemem gerekiyor. Tabii optik görüntü sabitleme seçeneğimiz de mevcut. Optik görüntü sabitleme seçeneğinde de hemen ufak bir detay var. Ee, yazılımsal olarak bu sabitlemeyi de yapabilmek için görüntü bir miktar e, zoom alıyor ve dışarıda kalan taraflardan kırpma yaparak görüntünün sabitlenebilmesini sağlıyor. Şimdi ön taraftaki kamera ile alakalı bilgilere geçmek istiyorum. Çünkü ön taraftaki kamerada merak edilen noktalardan bir tanesi vardı. Nasıl çalışıyor? Ne işe yarıyor şeklinde. Hemen bir kamera hareket parmak hareketiyle geçelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu anda e, ön kameranın geniş açı modunu kullanıyoruz. Bu 120 derecelik bir açı sağlıyor bizlere. Bu sayede rahatlıkla kullanabiliyoruz. Görüntüyü daralttığımızda da gerçek 80 derecelik yani klasik kamera açısını görmekteyiz. Aradaki farkı da rahatlıkla görebiliyorsunuz. Hemen şöyle tekrar bir geçelim. Aradaki farkı gösterebilmek adına. Çok net bir şekilde anlaşılıyor zaten. Tekrar kaydırdığımızda e, arka kamera alıyoruz ve modlar tarafında da güzel bir yenilik var. 3 kamerayla 4 tane farklı kadraj alabiliyorsunuz arkadaşlar ve parmak hareketleriyle bunlara değişkenlikler sağlayabiliyorsunuz, değişiklikler sağlayabiliyorsunuz. 3'e de bölebiliyorsunuz, 2'ye de bölebiliyorsunuz veya dörtlü şekilde yapabiliyorsunuz. Kamera arayüzü tarafında LG'nin son derece başarılı bir iş çıkarttığını söylemem gerekiyor. Evet şimdi e, 32 bit Hi-Fi Deck ile alakalı ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şimdi bahsettiğim gibi e, bu LG'nin de iddiasıyla birlikte de ses deneyimi tarafında son derece başarılı bir performans sergileyeceğini ve kullanıcı deneyimi sunacağını gösteren bir ses çipi ve ses deneyimi sunacak. Burada şunu yapmanız gerekiyor. Kulaklık kutu içeriğinden çıkan Quad Beat 3 AKG ile ortak yapılan bu kulaklığı kullanmanız gerekiyor. Veya üst düzey bir kulaklık kullanmanız gerekiyor. En azından benzer standartları karşılayabilen. Tabii buradaki farkı algılayabilmek için arkadaşlar FLAC yani kayıtsız kayıpsız. Müzik parçalarını kullanmanız gerekiyor ki aradaki farkı gerçekten bu şekilde anlayabilirsiniz. Başka türlü anlamak zor. Standart MP3'lerle birlikte hi-fi modunu açtığınız zaman hissettiğiniz şey sadece daha yüksek bas ve biraz daha anlaşılabilir tizler oluyor. Ama dediğim gibi flag dosyası çaldığınız zaman bu 32 bit ses desteğinin gerçekten tadı damağınızda kalacak hatta kulağınızda kalacak şeklinde bunu söyleyebilirim. Oldukça iyi bir performans sunuyor. Çünkü bir video incelemede kulaklık deneyimini ancak kişisel tecrübelerle paylaşabiliriz. Yani en azından ben buna inanıyorum ve anlatabileceklerim bu şekilde bununla alakalı. Ben incelemenin sonunda telefonundaki bir diğer yenilik olan parmak izi tarayıcısına değinmek istiyorum. Parmak izi tarayıcısı iki aşamalı çalışıyor arkadaşlar. Yani HTC One A9 veya One M9 Plus modelinde gördüğümüz gibi değil yani uykudan direkt uyandırma şeklinde değil uykudan aldıktan sonra kilidi açma şeklinde çalışıyor. Hemen sizlere de bunun nasıl çalıştığını göstermek istiyorum. Öncelikle bir güvenlik tonu atıyorsunuz ve size böyle bir işaret veriyor. Diyor ki parmağınızı güç tuşu üzerine yerleştirin. Parmağınızı arka arkaya farklı şekilde kaldırıp yerleştirin. Şöyle hemen birlikte yapalım. Parmağınızı dokundurduğunuz zaman zaten telefon ufak bir titreşimle uyarı veriyor. Bunun dışında da e, ikona bastığınız zaman ikonda bir parlama görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen şöyle tanıtalım. Hızlı bir şekilde tanıtabiliyorsunuz parmağınızı tanıtmak istediğiniz parmağınızı farklı farklı pozisyonlarda tarayıcının üzerine yerleştirerek bitiriyorsunuz. Tarayıcı parmak izinin sisteme kayıt işlemini. Evet şu anda parmak izi tarayıcısını tanıttık. Telefonu kapatalım açalım. Şimdi gördüğünüz gibi telefona dokunduğunuz zaman herhangi bir işlem yok, açılmıyor. Fakat telefon uyku modundan çıkartıldığı zaman tek bir dokunuşla parmak izi tarayıcısı telefonu kilit modundan çıkartıyor. Burada tabi alışmanız gereken nokta şu. Ses açma ve azaltma tuşlarına bas yani basmamanız gerekiyor. Şu şekilde bastığınızda ilk zamanlarda biraz zorluk çekebilirsiniz. Mesela öyle pozisyonda tekrar denediyor. tam oturmadığınız için. Ama düzgün bir şekilde koyduğunuzda parmağınızı çok hızlı bir şekilde sistem sizin parmağınızı tanıyor ve kilidi aktif hale getiriyor. Evet arkadaşlar sizlere LG V10'u anlatmaya çalıştım. Ee, telefonun Kısaca özetleyecek olursak hem teknik anlamda oldukça başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. Snapdragon 808 işlemcisi LG'nin oldukça güvendiği bir işlemci. G4 modelinde de yer vermişti zaten. 4 GB sistem belirli bitti. İşlemcinin oldukça iyi bir performans sunduğunu söylemek mümkün. Oyun tarafındaki deneyim zaten gerçek kare saniye oranlarıyla sizlere gösterdik. Oyunlar akıcı bir şekilde çalışıyor. Kamera arayüz zaten şu anda bence dünyadaki mobil telefonlar üzerindeki en iyi kamera arayüzü ve neredeyse bir SLR deneyimini sizlere fazla fazla yaşatabiliyor. Bu da özellikle benim gibi fotoğraf çekmeyi seven insanlar için oldukça güzel bir detay. Parmak izi tarafında da Telefonun başarılı çalıştığını söylemek lazım. Zaten tasarım tarafında insanları 192 gramlık ağırlık biraz korkutsa da telefonu elinize aldığınız zaman bu ağırlığın neden ve niye olduğunu ve nasıl olduğunu rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Çünkü telefonu elinize aldığınız zaman ciddi anlamda ben buradayım ben çok sağlam bir telefonum şeklinde bir e, gizli bir mesajı sizlere verebiliyor arkadaşlar telefon. Son olarak tabi fiyatına değineceğiz çünkü fiyat tarafı özellikle LG v oldukça eleştiriye maruz kaldığı bir nokta ki ben de e, fiyat tarafında LG'nin 2700 TL civarındaki fiyatını bu telefon için biraz fazla buldum. Niye fazla buldum şunu da söyleyeyim. Piyasada şimdi rakip olarak sunulabilecek telefonların başında Note 5 geliyor ve insanların direkt karşılaştırdığı telefon bu. İki telefon arasına baktığımızda teknik anlamda rakibinin biraz daha üstünlüğü var ve fiyat anlamında da daha uygun. İnsanlar burada tabii bir yol ayrımına gelebiliyor. Biraz burada marka tercihi, biraz tasarım tercihi gibi detaylar işin içine girdikten sonra tabii tercih tamamen sizde olacak ama benim şahsi kanaatim şu anki e, satış fiyatının biraz fazla olduğu yönünde. Ama yine de telefon oldukça güzel arkadaşlar. Sizler için değerlendirmeye çalıştık. Kamera karşılaştırmasını da Volkan Manav arkadaşımız sizler için yapacak zaten. Kendisinden e, muhtemelen Note 5'le ve G4'le de bir kıyaslamasını yapacaktır. Detayları ondan alacağız. Benim söyleyebileceklerim bu kadar. Telefonla alakalı sorularınız varsa arkadaşlar videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Elimizden geldiğince cevaplayacağız. Benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşçakalın.